Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Mart ayı önemli bir ay. Bu ay tutulma meydana gelecek. Ay tutulması yaşayacağız ve önümüzdeki Nisan'da da bir güneş tutulması var. Dolayısıyla önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde etkileyecek bir ay Mart ayı. Ve güneş ayın 20'sine kadar Balık burcunda parlayacak, sizin 10. evinizde. 10 Mart'ta yine sizin için önemli olacak bir yeni ay doğuyor. 20 derece Balık burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay geleceğinizi etkileyecek konular, kariyeriniz, toplumdaki statünüz, tüm hedeflerinizle ilgili aslında. Aile, yuva, ebeveyn konularınızla dolunayla ilgili olabilir. Bu yeni ayla birlikte özellikle hayatınızda yeni amaçlar belirleyebilir. İş ve kariyerinizde yeni adımlar atabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa Balık yeni ayından çok daha güçlü etkiler alacağınızı söyleyebilirim. Özellikle çalışıyorsanız bir işte ve uzun süredir emek harcıyorsanız belki bu yeni ay size bir terfi, bir atama getirebilir, görev değişimleri olabilir. Yeni iş arayan ikizler için bir işe başlama, mesleki anlamda bir adım atma söz konusu olabilir. Bununla birlikte aile kurma, yuva olma, ebeveyn olma ya da aileniz, anneniz, babanız, onlarla ilişkileriniz, onların hayatlarındaki düzenlemeler ve benzeri konuların da tabii ki önemli olduğunu söyleyebilirim. Satürn'ün özellikle burada olması gerek iş, kariyer, gerek ailevi konularda sorumlulukları ve öğrenilmesi gereken dersleri de daha fazla karşınıza çıkarabilir sevgili ikizler. Evet, ve bu ayın yine önemli bir gökyüzü pozisyonu var. Ay düğümleri biliyorsunuz Koç terazi aksında, zaten tutulmaları da burada yaşıyoruz. Ve Şiron önemli bir astrolojik semboldür. Kuzey düğüm yönünde olacak, kuzey düğümle birleşecek. Tam birleşim 5-6-7 Mart'ta göreceğiz ama Mart'ın genelinde bu kavuşumun etkisinin aktif olduğunu söyleyebilirim. 50-55 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Az rastlanır bir pozisyon. Ve tabii ki Şiron bir gezegen değil, bir kuyruklu yıldız ama astrolojik sembolizmde çok önemlidir. Mitolojide yaralı şifacı olarak karşımıza çıkar. Ruhsal, bedensel, zihinsel her yönde hayatımızda eksikliğini hissettiğimiz, yara aldığımız konularla ilgili farkındalıklarımızı arttırır ve tabii ki buraları tamamlamamız, buraları şifalamamız için de bize önemli fırsatlar getirir. Sizin 11. evinizde olacak bu kavuşum. Geleceğinizi etkileyecek alanlarda yol belirlerken karşınıza çıkabilecek önemli kişileri, arkadaşları da sembolize edebilir. Rehberleri de sembolize edebilir. Veya herhangi bir alanda bir sorun hissediyorsanız, bu bir ilişkide, bir arkadaşlıkta ya da sosyal alanlar ya da iş kariyer konularında, hedeflerinizde, kendinizi ifade ederken bir sorun, bir eksiklik hissediyorsanız, bunları tamamlamak için, buralardaki eksiklerinizi gidermek için önemli yollar bulabilirsiniz. Karşınıza çıkan bir kişiyle de olabilir bu, bir rehberle de olabilir, bir şifacı, bir öğretmenle de olabilir veya bir bilgiyle de olabilir. Daha cesur davranmanız, inisiyatif almanız, belki göstermeniz gereken o cesareti göstererek yeni girişimlerde bulunmanız da mümkün görünüyor sevgili ikizler. Ayın 20'sine kadar Güneş Balık burcunda, 20'sinden sonra ise Koç burcunda parlayacak ve 20 Mart'la birlikte ilkbahar ekinoksu, ilkbahar başlıyor. Yeni bir astrolojik yılda bu şekilde başlamış olacak ve gezegeniniz Merkür 10 Mart'tan itibaren Koç burcunda olacağı için çok daha hızlı, daha sabırsız, belki daha cesur davranacağınız bir aydasınız aslında. Sosyal aktiviteler anlamında da bu ay 10 Mart'tan itibaren daha çok işle bağlantılı olabilir bunlar. Artabilir. Görüşmeleriniz, sosyal ilişkileriniz, bilgi paylaşımları, arkadaş ilişkileriniz bu ay sizin için çok belirleyici olabilir. Sizin için doğru kişilerle tanışabilir, doğru bilgiler alabilir ve belki bazı eğitim programlarına da katılabilirsiniz. Ve 25 Mart'ta 5 derece terazi burcunda dolunayla birlikte ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulmaları güçlü dolunaylar biliyorsunuz. Bu tutulma sadece bu ayla sınırlı değil. Aslında Eylül ayında olacak diğer ay tutulmasına kadar gündemimizde kalacak daha kadersel, daha toplumsal konularla ilgili.
Hava elementinde terazi burcunda olduğu için size güzel bir açısı var. 5. evinizde olacak bu ay tutulması. Ay tutulmaları duygusal olarak bizi etkiler. Duygusal farkındalıklarla ilgili, hayatımızdaki tamamlanmalar, dönüşümlerle ilgili. Belki bu bir ilişkiniz, romantik bir konuyla ilgili olabilir. Aşk hayatınızla ilgili bir dönüm noktası olabilir tutulma. Bununla birlikte çocuk sahibi olmak, işte hamilelik, doğum gibi konularda önemli yol ayrımları, kararlar yani gündeme gelebilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla birlikte paylaşımlarınız, onların gelecekleri, seçimleriniz, çocuklarınızı etkileyen konularda da yine önemli etkiler barındıran bir dolunay, ay tutulması bu. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yine değişken burçların 0 ile 10 derece aralığında haritanızda kişisel gezegenleriniz varsa dolunayın teması artacaktır. Önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili ikizler, bu tutulmada yönetici gezegen Venüs Balık burcunda, yani sizin kariyer evinizde Jüpiter'le de güzel bir açısı var. Karşılıklı ağırlama dediğimiz yine güzel bir etkileşim içerisindeler. Bunlar bence ay tutulmasının keyifli görünümleri. Hem böyle bereketi arttırıyor, hem kısmeti arttırıyor. Dolayısıyla tutulmanın sizin yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi destekleyen bir alanda olması, Venüs'ün de buradaki pozisyonuyla kendinizi ifade edebileceğiniz, sahneye çıkabileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz ortamları işaret ediyor aslında. Belki bu mesleki alanda bir başarı getirebilir, bir şans ya da yeteneklerinize hitap eden bir iş alanında size fırsatlar açabilir sevgili ikizler. Lütfen bu ayın karşınıza çıkaracağı fırsatları iyi değerlendirin. Özgüveniniz artacağı için, özellikle sosyal çevrenizden de daha fazla destek alacağınız için çevrenizde olup biten gelişmeleri iyi değerlendirin. Detaylara dikkat edin. Hiç ummadığınız yerden çok önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.